Ulaştırma Bakanı, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sabahki konuşmalarda da bu yap işte devret projeleri sürekli dile getiriliyor. Yani ben 1000 defa anlattım bunu, 5000 defa da anlatacağım. Yani yap işte devret projeleri fizibilitesi uygun projelerde tamamen yatırım maliyetinin işletme süresi içerisinde geri dönüşü için uygulanan bir finansal modeldir. Yani burada Kuzey Marmara Otoyolu örneğinden gidersek tam 8 milyar dolarlık bir proje. Bunu yapabilecek kabiliyette olan firmalar için bir ihale yapıyorsun. Burada bir yarışma oluyor. Birden fazla teklif geliyor. Burada en ucuz teklifi, yani kamu açısından uygun olan teklifi firma alıyor. Bu sözleşmede hepsi belli bunların. Burada bu işi yapabilecek firmalar o daha uygun teklif verirler, daha uygun teklif alırlardı. 8 milyar dolarlık bir yatırımı işletmeci yurt dışından bir finans bularak bir ülkeye getiriyor ve bu ülkenin bir değeri oluyor artık bu proje. Ve bu projeyi de işletme süresi içerisinde bütün işletme bakımları da kendisine ait olmak üzere Kuzey Marmara Otoyolu'nun yıllık işletme maliyeti tam 250 milyon dolardır. Bu da içinde bunun finansal maliyeti ve belli olan işletme süresi içerisinde bu iade edilecek. Yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2027 yılında devletin olacak. Devletin olduktan sonra ister ücretsiz yaparsınız ama burada ücret alarak Anadolu'daki diğer yatırımlara bunları aktarırsınız. Yani siz bunun karşında 8 milyar dolarlık bir projeyi, 400 kilometrelik bir projeyi 3 yılda bitiren bir hükümet var. E bunun karşılığı neydi? 17 yılda bitmeyen bir ve bu projenin yanında çok basit bir proje olan Bolu Dağı Tüneli'ydi. Biz bu sayede Anadolu'da bu kadar büyük projeleri, bu kadar sayısı çok projeleri yaptık. 29 bin kilometrelik bölünmüş yol bu finansal modellerle bütçemize ilave gelirler getirerek oldu değerli arkadaşlar. Yani bu projeler ülkenin projesi oldu. Bunun da finansal modelinin bütün ayrıntıları belli. Bugün arkadaşımız dedi ki Osman Gazi Köprüsü 1,5 milyar dolar. Onu oradan alıyor, getiriyor. İzmir, İstanbul 420 kilometrelik otoyolun garantisiyle sadece hesap yapıyorsunuz Osman Gazi Köprüsü. Ya bu reva mıdır? Allah'ını seversiniz. Biraz vicdanlı olun. Bu projeler kamusal açıdan, ya bugün Osman Gazi Köprüsü olmasaydı bu Körfez'de bu geçişlerin %90'ı yapılamayacaktı. Siz istediğiniz kadar feribot koyun, buradan en fazla geçirebileceğiniz araç 10 bindi. Yani 80 bin aracı nereden geçirecektiniz? Değerli arkadaşlar, araç sayısı tam 4 katına çıktı. 26 milyon, 8 milyondan 26 milyona çıktı. Ama trafik sıkışıklığı 20 yıl öncesine çok çok daha az. Bu 29 bin kilometre bölünmüş yol sayesinde trafik kazaları %82 azaldı. 13.100 vatandaşımızı canını kurtarıyoruz. 37,5 milyar dolarlık bir yatırım yaptık yap işlet devlet olarak. Tam 38 projede. 38 projede ya Antalya Havalimanı'ndan tam 50 milyar lira Kasım ayın Mart ayında devletin hazinesine koyduk. Biz tabii ki yatırım maliyeti nedeniyle karayollarına katkıda bulunuyoruz. Ama havalimanlarından, deniz yapılarından direkt gelir kazanıyoruz. Buradan topladığımız paralar o ve katkılardan çok daha fazla. Bu da belirli süreli işletmeler değerli arkadaşlar. Ya Allah'ını sever, bunların hepsi kamuya açık ihalelerdir. Bunları gelir yapabilecek bütün firmalar gerek yapar. Yaptığınız, söylediğiniz rakamların hepsi yuvarlama ve tatlı attırma. Gerçek rakamları gelin, anlamak istiyorsanız gelin, ben anlatayım. Beni anlatın. Şimdi sayın milletvekilleri, grup başkan. Sayın başkan, değerli milletvekilleri. Bir dakika, bir dakika sayın bakan, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sayın, buyur Sayın Bakanım, buyur. Buyurun Sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kahramanmaraş ilimizde tarımsal araştırma